Sponsor Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle Sennheiser'ın Apple AirPods Pro ya da Sony Binix M3 modellerine rakip olacak kablosuz kulaklık modeli Momentum True Wireless 2'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ben de birincisi de vardı ve severek kullanıyordum. Şimdi 2'ye geçtim. Sennheiser Momentum True Wireless 2 seçkin ses markasının ikinci gerçek kablosuz kulaklık seti aslında. Sennheiser'ın ilk kablosuz kulaklıkları Momentum True Wireless teknik olarak cidden başarılıydı. Ancak yüksek fiyatı ve ANC yani gürültü engelleme özelliği eksik olduğu için bazı kullanıcıları tatmin etmemişti. Tabi her kullanıcı için geçerli değil bu. Sennheiser da ne yaptı? Ekibini topladı ve Momentum True Wireless 2 ile tekrar geri döndü. Tasarım daha ergonomik, pil ömrü daha uzun ve ANC bu sefer bu kulaklığa eklenmiş. Peki Sennheiser Apple AirPods Pro'yu ya da Sony Binix M3'ü tahttan indirebilir mi? Şimdi gelin yakından bir göz atalım. Tasarımdan başlayacak olursak Formula ekibi için bir mühendis gibi Sennheiser burada Momentum True Wireless 2'ye tasarım anlamında her yönden ince ayar yapmaya çalışmış. Şöyle ki eski modelle neredeyse aynı görünmesine rağmen daha ergonomik ve daha az kulak yorgunluğu için kulaklık eski modele göre 2 milim küçültülmüş. Şimdi diyeceksiniz ki 2 milim hani çok büyük bir şey mi? Aslında büyük çünkü kulağınızın içine oturduğunda ve uzun süre kullanımda bunu daha net anlayabiliyorsunuz. Kulağa uyum açısından tam not verebilirim ve cidden sağlam. Sadece kulağa yerleştirip hafifçe içeri doğru itiyorsunuz ve o kadar kullanıma hazırsınız. Hafif tasarım ki bunların her biri 6 gram, şunlardan bahsediyorum. Şunların her biri 6 gram. Uzun kullanımlar, oturumlar için konforsun oluyor size. Kulak içine tıpa gibi yerleştiğinden dış sesleri önlemek için de yeterince iyi. Yani ANC'yi açmadan bile gürültüyü engelleyebiliyor bu sayede. Bununla birlikte kulak kanallarınız küçükse uzun kullanımda biraz rahatsız olduğunu görebilirsiniz. Bunu kendimde değil ama kardeşimde gözlemledim. Bunu tüm kullanıcıların karşılaşacağı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak küçük kulaklarınız varsa, kulak kanallarınız küçükse bu tomurcuklar rahatça kullanmak için size belki biraz büyük gelebilir. Onu da belirtmek gerek. Sonuçta bu kulaklığı yağmurda, çamurda dışarıda kullanacaksınız. IPX4 bunları su sıçramalarına karşı dirençli hale getiriyor. Aynı zamanda hafif kafa sallamalarından sonra da düşmeye karşı dirençli. Hatta hemen şöyle göstereyim. Diyelim kulaklığı taktınız. Şu şekilde hemen power on zaten duyuluyor. Yani şöyle salladığım zaman çok da fazla sallayamıyorum. Boynum biraz sakat. Mesela şöyle sallayalım. Şöyle biraz da şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Oo başım döndü. Görmüş olduğunuz gibi düşmüyor. Bu aynı şekilde spor yaparken de geçerli. Onda birazdan değineceğim zaten. Tamam düşmüyor ancak uygunluğu sıkı tutmak için zaman zaman onları içeri doğru tabii ki de ittirmem gerekti. Şu an olmadı ama uzun kullanımda bu yaşanabiliyor. Ancak evde spor yaparken bunları kullandığımda... Terlememe rağmen sıvı ile birlikte kulağımdan kayıp düşmediler. Estetik olarak baktığımızda evet çok arzu edilesi değiller. Hani böyle aman aman çok güzel bir kulaklık gibi durmayabilir bazılarınız için. Ancak tasarım cidden akıllıca. Bunu demin de zaten size bahsettim. Tıpa gibi oluşu, kulağa hemen oturuşu vesaire. Buna ek olarak şık görünüyor bence. Elit bir kulaklık olduğunu ilk bakışta anlayabilirsiniz. Sennheiser logosuna sahip uçtaki metalik gri paneller dokunmatik. Bir önceki modelde olduğu gibi. Çalışması için birkaç kez dokunmatik dokunmanız yeterli. Panel için uygulamanız gereken basınç ortalama zaten oldukça duyarlılar. İki pıt pıt yaptığınızda algılıyorlar. Hafif dokunduğunuzda tomurcuklar kulağınızda içeri itiliyormuş gibi bir histe vermiyor. Hani çok fazla basınç uygulamadığınız için kulaklıkta kulak kanalınızın içine gömülmüyor. Evet dokunmatik kontroller bu kulaklıkları kullanmanın yolu olmaya devam ediyor. Aslında bu hem iyi hem de kötü. İyi yanı cihazınızı cebinizden çıkarmak zorunda kalmadan Ayarlara ve müziğinizi kontrol edebilirsiniz. Ancak bunları yapmak için birçok dokunmatik kombinasyonu hafızanızda tutmanız gerek. Yani rakip modellerine göre burada cidden çok farklı ve biraz da zorlayıcı kombinasyonlar bulunuyor. True Wireless 2 siyaha ek olarak bu sene beyaz renk seçeneğine de sahip. Şirket 2021 renkli karşılamaya karar vermiş aslında. Bir önceki seride tek bir renkti. Ancak artık iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bendeki siyah renk aslında antrasit de denebilir. Normalde de tercih edecek olsam sanırım yine bu modeli tercih ederdim. Çünkü ben hani beyaz kullanmayı çok fazla sevmiyorum normal gündelik hayatımda da. Şarj çantası orijinali gibi gri kumaşla kaplı. Gerçi bu biraz daha açık griydi. Bu antrasit dediğim gibi. Kasanın arkasında USB-C bağlantı noktası ve aynı zamanda eşleştirme düğmesi yer alıyor. Yine diğer modelde olduğu gibi. Bu düğmeye bir kez basarsanız aynı zamanda kasa masanın ne kadar pili kaldığını da görebilirsiniz 3 farklı led var kırmızı turuncu ve yeşil led ışık size bu konuda yardımcı olacak. Kutu çok uzun değil. Hani bir çakmak cebine bile sığabilir. Ancak kalın bu donu da daha sıkı cepler için bir sorun haline getirebilir. Özellikle çok dar kot pantolonu giyiyorsanız belki sıkıntı yaratabilir bu kulaklık sizin için. Gelelim ANC özelliğine. En başta da belirttiğim gibi burada öne çıkan özellik aktif gürültü engelleme. Orijinal kulak tıkaçları yani tipleri dışında Benken Olufsen Bioplay e 820 bazı ortak yönler taşıyor bu kulaklıkla. Ama Bengen Olufsen'in aksine Sennheiser ANC isteğini ikinci modelinde düzeltti. da hala ANC özelliği bulunmuyor. Aktif gürültü engelleme burada makul şekilde yapılıyor. Düşük frekanslı gürültüleri dağıtmak ve trafik gürültüsü gibi şeyleri azaltmada yeterince iyi. ANC dış sesleri azaltmak için eski modeline göre burada bir bonus gibi hissettiriyor açıkçası. Bu arada aktif gürültü engellemeyi etkinleştirmek ses kalitesini pek etkilemiyor ancak pil ömrünü biraz kısaltabiliyor. Kulak içi kulaklıkları çıkarmadan çevrenizdekilerin farkında olmak istiyorsanız Momentum True Wireless 2 Transparent Hearing yani transparan duyma özelliğine de sahip. Bu özellik orijinalinde olduğu gibi yine çok iyi çalışıyor. Onları açtığımda tuş takımının tıkırtısını veya dışarıda cıvıl cıvıl öten kuşları daha iyi duyabiliyordum mesela. Transparan duyma yerleşik veya uygulama üzerinden etkinleştirilebiliyor. Yerleşik dediğim yani kulaklık üzerinden etkinleştirilebiliyor. Uygulamada ortam sesi devreye girdiğinde müziği çalmaya devam edip etmeme seçeneği de sizlere sunuluyor. Bunu etkinleştirip deaktive edebilirsiniz yine uygulamadan. Özelleştirmeleri Smart Control adlı uygulamadan yapabilirsiniz ki bunu oldukça sık kullanacaksınız bu kulaklıkla beraber. Android ve iOS için bu uygulama mevcut ve de ücretsiz. Uygulamanın bağlantıyı kaybettiği ve Yeah. <laughs> bazı seçeneklerin kaybolduğu zamanlar olsa da buradan komutları değiştirebilir, modları açıp kapatabilir veya Equalizer ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu arada Equalizer ayarını yapmak oldukça kolay. Tek bir buton var ve onu sağa sola yukarı aşağı çekerek istediğiniz Equalizer ayarına getirebiliyorsunuz. Genel olarak uygulamanın kendisi düzgün bir şekilde düzenlenmiş ve çalışıyor ancak kullanılabilirlik bazen yavaş olabiliyor. Dediğim gibi ayarlanabilen özelliklerden biri de akıllı duraklatma. Daha önce orijinal momentum ile kulak içi kulaklıklar çıkarılmıştı çıkarıldığı anda müzik çalma duraklıyordu. Artık burada bir kulaklık çıkarıldığında bile müziği çalmaya devam etme seçeneğiniz var. Bir de True Wireless 2 sağ kulakla bir efendi yardımcısı ya da nasıl açıklayabilirim Batman ile Alfredmiş gibi çalışıyor. Sol kulaklığı şarj kutusunda bırakıp sağ tomurcuktan müzik çalabilirsiniz ancak tam tersi olmuyor. Bu arada bu özelliği kullanmak için herhangi bir özelliği açmanız da gerekmiyor. Yani bir kulaklık kutunun içindeyken diğer kulaklığı aktif olarak kullanabiliyorsunuz kısaca. Pil ömrüne gelirsek 4 saatten 7 saate çıkarıldı burada. Şarj kutusu kutusuyla birlikte 28 saatlik kullanım süreniz var. Bununla birlikte bu rakam ANC ve şeffaflık modu kapalı ve bir müzik iPhone'dan ortalama ses seviyelerinde çalındığında alınabiliyor. Bunu da unutmamak gerek. Pil ömrü dediğim gibi farklı mobil cihazlar ve açık özellikler arasında farklılık gösterebiliyor. 10 dakikalık bir şarjda kulak içi kulaklıkları 1.5 saate kadar kullanabilirsiniz. Type-C üzerinden cihazın %0'dan %100'e şarj olma süresi ise yaklaşık 90 dakika sürüyor. Bu arada kablosuz bağlantıyı da Bluetooth 5.1 ile yapıyor. Bunu da belirtmem gerek. Gelelim ses performansına. Ses kalitesi Sennheiser'ın 75 yıldır soyadı gibi denebilir ve Momentum True Wireless 2 ile elde ettiği şey cidden iyi ses anlamında. Daha fazla kullanımla bu sesi daha iyi anlıyorsunuz. Hani ilk başta taktığınızda belki anlayamayabilirsiniz kullandıkça açılıyor öyle söyleyeyim. Bu True Wireless 2'nin en iyi ses veren gerçek kablosuz olduğu demek değil. Bu algı oluşmasın kafanızda. Sakın beni hemen yanlış algılamayın. Ses konusunda herkesin kendi zevkleri var. Ancak en iyi ses sunan kablosuz kulaklıklardan biri diyebilirim True Wireless 2 için. Buradaki 7 milim sürücüler kulakta zengin ve dokulu bir performans sunuyor, ses sunuyor. Şunu da eklemek istiyorum burada. Enstrüman ayrımı bir önceki modele göre sanki daha düşük gibi geldi bana. Aktif gürültü engelleme devre dışı bırakıldığında büyük ölçüde bu iyileşiyor. Ses alanı ve enstrüman ayrımı eksikliği ANC'nin eklenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Eğer sizde böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız veya algıladıysanız alt tarafa yorum olarak belirtebilirsiniz. Sony'nin buna benzer bir kulaklık modeli var WF-1000XM3. Onunla karşılaştıracak olursak Sony'nin modeli için ayrıntılı ve net ses verdiği söyleniyor. O modeli ben çok fazla deneyimleyemedim yani toplasanız belki 2 gün falan kullanmışımdır. Yalnız karşılaştırma için farklı müzik tipleriyle denedim ikisinde bas tepkilerini ölçtüm. işte ortaları, tizleri, yüksekleri deneyimledim. Hani nasıl oluyor diye. Bence burada Momentum True Wireless 2 daha etkileyici bir ses alanı çiziyor. Sony ise orta aralıkta daha keskin ve net sesler üretebiliyor ancak Sennheiser ona göre sürekli patlamaya hazır bir sesle geliyor. Piyasadaki en agresif model değil belki de Sennheiser. Haklısınız ancak en iyi kablosuz kulaklıklar gibi onları saatlerce dinleyebilir, kullanabilirsiniz. Momentum True Wireless 2'yi ne kadar çok dinlerseniz o kadar çok keyfini çıkarabilirsiniz. Ben size öyle söyleyeyim. Şimdi bu kulaklığı sonuca bağlayacak olursak. Önceki modelde sağlam bir çiftken o da burada. Sennheiser bunu ikinci denemede daha doğru bir şekilde yapmış, tasarlamış. Tomurcukların içi bile altın kaplama şarj pimleri ve eşleşme durumlarını gösteren ledler dahi iyi görünüyor. ANC oldukça hafif olsa da iyi bir uyum ve ses kontrolü ile eşleştirilmiş. Sizi Gürültüden yeteri kadar uzak tutuyor mu? Evet, tutuyor. Karşılaştırma yapmanız adına ANC AirPods Pro ya da Sony Binix M3 kadar iyi değil. Yani bana öyle geldi. Onların bir tık altı diyebilirim. Ancak sunulan ses gerçekten iyi. Bass severler için de şunu belirteyim. Hani çok derin değil bum bum vurmuyor ama ideal seviyede ve ince detayları bu kulaklıkla net bir şekilde duyabilirsiniz. Bütçe sorununuz olmayıp da sağlam bir kablosuz kulaklık arıyorsanız Sennheiser Momentum True Wireless 2 piyasadaki en iyi çiftlerden biri bir göz atın derim veya listenizde ilk üçte olmalı. Fiyatına gelecek olursak şu an piyasada yaklaşık 2250-2300 TL civarında. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer bu ürün hakkında merak ettikleriniz varsa yine alt tarafa yorum olarak belirtin. Cevaplamaya çalışırım. Cevaplayamazsam da konunun uzmanlarına sorup size yardımcı olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.